arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde bir RLC devresini state space formda ifade edeceğiz. Yani durum uzayını çıkaracağız. Şimdi arkadaşlar state space'e bizim neyimiz vardı? Bir x latımız vardı. Bu da ax artı bu. Yani giriş matrisimiz ve durum değişkenlerimiz cinsinden ifade ettik. Y cx artı d çarpı u. C bizim neyimizdir? Çıkış matrisimiz ve x bizim yine durum değişkenlerimiz. O zaman x derken durum değişkenlerimiz nelerdir? Bizim burada vc ve il değerlerimiz bizim durum değişkenlerimizdir. Neden? Çünkü biri kapasitöre üzerine düşen gerilim, diğeri indüktör üzerinden geçen akım. O arkadaşlar sistemimiz nasıl bir sistemdir? İkinci dereceden bir sistemdir. Çünkü iki tane bizim neyimiz var? Depolama elemanımız var. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bizim durum değişkenlerimiz vc ve il değerlerimiz. Bizim neyimizdir? Durum değişkenlerimizdir. Yani aslında x yerine yazacağımız değerlerdir. Bunların türevi de nedir arkadaşlar? vc dat il dattır. Yani bizim x datımızda ne oluyor arkadaşlar? X datımızda bizim şuradaki değerimiz olmaktadır. O zaman arkadaşlar burada ne yapacağız? Bizim sistemimize bir UT sinyali uygulanıyor. Şöyle bir akım geçmesine sebep oluyor ve bu akım şu noktada ikiye ayrılıyor. İL ve IC akım olmak üzere. O zaman arkadaşlar IC akımımız nedir? Bizim kapasitörümüz üzerinden geçen akımdır ve bu da neye eşittir arkadaşlar? C çarpı DVC bölü DT'dir. Değil mi? IC akımı kapasitör üzerinden geçen, kapasitör üzerine düşen gerilimin zamanla değişmesiyle ortaya çıkan akımdır. Bu akım neye eşittir arkadaşlar? Ya da artı diyelim. Bu IC akımı, şunu silelim hatta. Şöyle diyelim mi? U eşittir IC artı I ile. O zaman U eşittir C DVC bölü DT artı I ile. O zaman ben bakın burada neyi buldum? Birinci durum değişkenimi buldum. Yani state'imi buldum arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? DVC bölü DT eşittir U T eksi 1 bölü C. Hatta direkt şöyle diyelim. Karışmasın. C DVC bölü DT eşittir U T eksi İ'ledir. Şimdi burada artık ben neyi bulacağım arkadaşlar? DVC bölü DT yani birinci state'imi bulabilirim. Şimdi bu kalsın burada. Bu birinci elde ettiğimiz denklem olsun. İkinci elde edeceğimiz denklemde ne olacak arkadaşlar? Şu bobin üzerinden geçen akımı biz ne yapacağız arkadaşlar? Bulmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar burada biz ne diyebiliriz? Şimdi bobin üzerinden akım geçince bobin üzerinde bir ne oluyor? Gerilim oluşuyor. Ve bir de çıkış gerilimimiz var. O zaman bobin üzerine düşen gerilimle bizim direnç üzerine düşen gerilim kapasitör üzerine düşen gerilime, yani şu iki nokta arasındaki gerilim değil mi? Şuradan akan akımın oluşturduğu gerilime eşittir. Şuradan akan akımın oluşturduğu gerilim. O zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? VC, bakın yazıyorum buraya. VC eşittir VL artı VR. Bu kadar basit. O zaman şöyle diyelim mi? VC eşittir VL nedir? Yani bobin üzerine düşen gerilim nedir? L çarpı DIL bölü DT artı direnç üzerine düşen gerilim nedir arkadaşlar? Bu da yine çok basit. R çarpı İL'dir. Değil mi? O zaman biz buradan bobin üzerine düşen gerilimi de çekecek olursak, yani şöyle ikinci durum değişkenimiz için bir denklem yazacak olursak L çarpı DIL bölü DT eşittir VC eksi R çarpı İL. Bakın ikinci denklemimizi de bu şekilde elde ettik. Yani şimdi bunları indirgeyeceğiz. O zaman artık benim VC datımı ve IL datımı bulabilirim değil mi? Bakın VC dat şuradan bulacağım. IL datımı da şu denklemden bulacağım arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim mi? DVC bölü DT ne eşittir arkadaşlar? Artık çok basit. C'yi karşıya atarsak ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 1 bölü C. Bakın şöyle olacak. Yani şuradaki denklemi kullanıyorum artık ben. DVC bölü DT eksi 1 bölü C çarpı I ile, hatta yani i'lenin başında bakın arkadaşlar ne var? Şu c'yi şuraya atarsam eksi 1 bölü c ile 1 bölü c ne olur arkadaşlar? ut olur. O zaman anladığımıza göre artık bunu yazalım. Eksi 1 bölü c çarpı i ile artı 1 bölü c çarpı ut. Bu benim birinci durum değişkenimin denklemi. Şu birinci state denklemi. İkinci durumda IL cinsinden yazacak olursam arkadaşlar, yani şurayı yalnız bırakırsam, DIL bölü DT'yi yalnız bırakırsam ne olacak? DIL bölü DT eşittir arkadaşlar. Yine L'yi bölü olarak buraya atarım. 1 bölü C çarpı 1 bölü L çarpı VC eksi ne olur? Yine L'yi karşıya atarsam R'ye bölü olarak atarsam R bölü L çarpı ne olur arkadaşlar? R bölü L çarpı I L olur. Bakın ne yaptım? İkinci state vektörümün eşitliğinde bulmuş oldum. O zaman arkadaşlar şurayı silelim. Şunu da şöyle yapalım. Hatta şunu silelim. Şu benim birinci denklemim. İkinci birinci denklemim. Evet arkadaşlar bunları bulduk. Artık ben neyi buldum? Bakın VC datımla IL datımı buldum. Artık ben bunu durum denklemi cinsinden yazacak olursam, yani VC dat IL dat, hatta datları şöyle yazayım arkadaşlar. VC dat ile datımız bizim eşittir. Şimdi arkadaşlar VC ile cinsine yazacak olsak, şimdi VC dat nedir arkadaşlar? Yani DVC bölü DT. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim, şöyle göstereyim. Şimdi VC dat eşittir VC çarpı X artı IL çarpı X1 diyelim, IL çarpı X2. Şimdi arkadaşlar artı, şimdi A çarpı X artı B çarpı U ya, bunu yazdık. Şimdi U'yu katmayalım şeye. Şimdi VC'nin katsayısı, bakın DVC bölü DT VC yok. Dolayısıyla VC'nin katsayısı sıfırdır. IL nedir arkadaşlar? IL'nin katsayısına bakın eksi 1 bölü C'dir. Bakın. Eksi 1 bölü C. O zaman buraya ne yazacağım? 0 eksi 1 bölü C. Şeye gelelim şimdi. IL'ye gelelim. IL için de yine K1 çarpı VC artı K2 çarpı IL. Şimdi arkadaşlar IL için de IL dat için de ne yazacağız arkadaşlar? Bakın VC'nin katsayısı nedir? 1 bölü L'dir. O zaman buraya ne yazacağım? 1 bölü L. 1 bölü L. Şimdi IL'nin katsayısı nedir? Eksi 1 bölü L'dir. Pardon, eksi R bölü L'dir. O zaman buraya da ne yazacağım? Eksi R bölü L. Evet. Ne yaptık? A matrisimizi yazdık. Çarpı A çarpı X yazacağız. Yani VC ile artı B değerimiz nedir bizim şimdi? BD nedir arkadaşlar? Yine VC'ye bakalım, bakın. Artı 1 bölü C çarpı UT'dir. Bakın artı X3 çarpı U diyelim. O zaman U'nun katsayısı nedir arkadaşlar? VL'de bakın 1 bölü C'dir. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Şuraya 1 bölü C. İL'nin U katsayısı nedir? Artı K3 çarpı U diyelim arkadaşlar, ya da UT. Bakın İL'de, İL'de herhangi bir U değeri yok. O zaman K3 değeri nedir? 0'dır. Çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? UT. Evet, şunları silelim şimdi. Şimdi ben ne yaptım arkadaşlar? Bakın ben burada x'datımı buldum. Şurası benim x'dat değerimdir. Şurası benim A matrisim. Şurası benim giriş matrisim, yani durum vektörüm. Şurası benim çıkış matrisim. Şurası da benim giriş değerim. Giriş değerim ya da giriş değişkenim, vektörüm diyelim. Şurası benim U değerim. Bakın çok basit bir şekilde bulduk. Sona geldik arkadaşlar artık. Şunu siliyorum bir saniye. Sonunda bir de ne değerimiz var? Bizim Y değerimiz var. Y değerimiz de neydi? Cx artı D çarpı U değerimizdi. Şimdi Y değerimiz, yani çıkış değerimiz, bakın V0'a eşittir. V0 eşittir nedir arkadaşlar? R çarpı İL'dir. Yani bizim Y değerimiz nedir? Çıkış değerimizdir. V0'dır değil mi? Y eşittir. V0'da ne eşittir? R çarpı İL'dir. O zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Y eşittir V0, o da eşittir. Şimdi 0, 1 VC ile. Aslında ben bu matrisle matrisini, sütun matrisini çarptım. Yani Cx, aslında Cx değerini elde ettim burada. Yani arkadaşlar aslında C değerim benim neyimdir? Bakın şurada da ifade etmiştim. C değerim benim çıkış matrisimdir arkadaşlar. Şimdi çıkış matrisimi neyle durum değişkenlerimle değerlendirecek olursam aslında neyi elde etmiş olurum burada? Şöyle diyelim arkadaşlar. Y eşittir. Bakın 0 ile VC'yi çarptım. 0 çarpı VC artı 1 çarpı I ile. Burası gider. Y eşittir 1 çarpı I ile. Aslında y ne eşittir? V0'a eşittir. O da R çarpı I ile eşittir. O zaman ben burada 1 yerine direkt R yazabilirim arkadaşlar, değil mi? R çarpı I ile yazabilirim. Bu da benim neyimdir? Çıkış matrisimdir arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Şunu da şöyle yazalım. Hatta şöyle diyelim arkadaşlar. Şu bizim. Bakın şöyle yazalım. Durum denklemimiz şu değerde bizim neyimizdir arkadaşlar? Şöyle yazalım. Şunu da şöyle. Bu da bizim neyimizdir? Çıkış denklemimizdir. Umarım anlaşılmıştır değerli arkadaşlar. Siz de lütfen bol bol sorular bulun. Sorular çözün bununla ilgili. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.